Beşiktaş 5 golle 3 puanı aldı. Özet görüntüler geldi. Pozisyonlar eşliğinde hemen bakalım. Hocam özellikle istediğiniz bir pozisyon var mı? Yok. Gollerle başlayalım ya, o zaman. Tabii. Bir tabii kırmızı kart esas Dele Alli'ye o basılan pozisyon var. Evet o pozisyonda da başlayabiliriz. Evet. Hazırsa o pozisyonu evet. Rica edelim. Pozisyon listemizden. Şimdi editörümüz bakacaktır. Ben de buradan bakayım. Penaltıya verebiliyor tabii muyuz? Bir de penaltı. İlk gol penaltı. Yani Tugay Kağan Numanoğlu'nun nasıl onu görmemesi çok enteresan. Yani VAR düzeltti. Çok net penaltıydı. Hocam istediğimiz pozisyon evet, bu, ekranda. Evet. Kırmızı kart yani tartışmasız. Ya illa bileğinin yani bizim hakemlerimiz buna kırmızı kart vermiyor genel yapı olarak. Zaten bileğe doğru direkt basıyor. Sporcu sağlığını burada tehdit eden bir hareket mi? Bana göre tehdit eden bir hareket. Yani ancak bizim tabii hocam. Bizim hakemlerimiz ancak bileği kırıldığında işte veya kaval kemiği kırıldığında vesaire falan işte fibula bilmem ne bu kırıklara diz patella ona verecek yani. Yani illa onu görmeleri gerekir. Orada bir şey olacak, kan akacak veya işte bir bakacak bilek sallanıyor. Allah korusun öyle hiçbir sporcu olmasın. Ya şu gözünün önünde oluyor. Yani burada direkt kırmızı kart. Abdullah Hocam? %100 kırmızı kart. Gökhan Hocam? Tartışmaz yani, diyorsunuz. Tartışmaya penaltıya da bakalım hocam. Tabii, penaltıya da VAR kontrolünün ardından VAR incelemesinin ardından geldi çünkü. İkinci dakikada oldu pozisyon. Penaltı 5. dakikada kullanıldı. Net penaltı. Şimdi yani Tugay Hoca ilk çıktığında falan Tugay Kağan yani fena maçlar yönetmedi. Sonra seyrettim hep kötü maç yönetti. Geçen sene zaten açığa alan listede hepimizin bildiği gibi o da vardı. Hı-hı. Bu sene de iyi değil yani. Mesela şurada VAR olmasa bu maçta mesela Beşiktaş'ın penaltısını vermeyecek. Net penaltı. VAR'da Mustafa Öğretmenoğlu var. Mustafa Öğretmenoğlu Antalya bölgesi hakemidir. Ondan sonra benim maçlarımı da yönetmiştir o. Çalıştırdığım takımlarda. Beyefendi iyi bir insandır ama buna müdahale etmesi çok doğru. Ama direkt kırmızıya da az önce mesela Dele Alli'ye yapılan pozisyon ne kadar hakem görse orada VAR'ın da devreye girmesi gerek. Direkt kırmızı. Yani burada nasıl uyardıysa orada da direkt müdahale etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben hocam şöyle düşünüyorum. Hakemin çok güvensiz olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Neden? Bence iki pozisyonu da çok net görüyor. Ve ikisinin birinin de kırmızı olduğunu da görüyor. Bunun da bence penaltı olduğunu görüyor. Ama öbüründe hocam ya acaba sarı mı gibi VAR'ın müdahalesini bekliyor. Bence ki çok yanlış. O zaman senin fonksiyonun ortadan kalkıyor. Benim görüşüm. Ki bu tavsiye edilen de bu değil zaten. Yani, VAR'ın müdahalesini tabii, beklemeyin. Ya hocam şuradaki gözünün önündeki yani kaç metre, 5 metre önündeki nasıl göremez ya? Ben puanını merak ediyorum. Orada Fenerbahçe atağında bir elle oynama tespit edildi. Penaltı vuruşu kullanacak Fenerbahçe. Evet. Ya mesela gözlemci kaç puan verecek? İki tane çok kritik pozisyonda ikisi de hakem hatası var. Birine kırmızı kart vermiyor, evet. Diğerine penaltıyı hocam vermiyor. Hocam önünde bir de. Sen şimdi bunları yapmayacaksın, çözmeyeceksin. Aynen ya. Baktım o kesitten net görmesi gerek. Kapanmıyordu önü. Sen hangi kararları vereceksin saha içinde? Bunları eğer görmeyeceksin. Penaltı vuruşu kullanacak sarı lacivertler bir elle oynama vardı. Michy Batshuayi penaltı vuruşu için hazırlık yapıyor. Fenerbahçe'de itirazlar da devam ediyor. 17. dakikanın içindeyiz. Şimdi ceza sahası içinde sadece Batshuayi ve kaleci kaldı. Atış kullanılacak sarı lacivert takım. Penaltı vuruşu kullanacak Batshuayi ile. Hakem diğer oyunculardan ceza sahasının dışına çıkmalarını istedi. Batshuayi top beyaz noktada son kontrolleri yapıyor maçın hakemi. Jesus dizlerinin üzerinde şöyle bir baktı sahaya sonra ayağa kalktı. Şimdi penaltı vuruşunu kullanıyor. Sarı lacivertler Batshuayi topun başında işaret geldi. Batshuayi topağalarda gol. Bir gol daha attı Gökhan Hocam. Atıyor adam. İçi Batshuayi. Geldiğinden beri Fenerbahçe'de atıyor bak. Çok faydalı oldu Fenerbahçe. Yani Beşiktaş taraftar çok eleştiriyordu. Tabii yani Beşiktaş'ta yani 14 gol atmasına rağmen istenileni veremedi. Fenerbahçe'de daha faydalı oluyor şimdi. Kaleci köşeyi bildi ama çıkarması mümkün olmadı. Fenerbahçe İstanbulspor karşısında
1-0 öne geçti. Beşiktaş maçına dönelim. 90+1 programının ardından yine birlikte olacağız. Tek tek bu pozisyonlara bakacağız. Şimdi hızlandırılmış tur yapıyoruz. Tercih ettiğimiz başka pozisyon var mı? Yayını yok, noktalamadan maçın önce. Zaten en önemli iki pozisyonu buydu. Yani diğeri zaten Beşiktaş hakeme bırakmadan net bir skorla hak ederek galip geldi. Ben Cenk Tosun'la ilgili tabii şunu da söyleyeyim. Ben Cenk'i sanki futbola yeni başlamış çocuklar olur ya. Öyle bir değil mi? İstekli, yüzü gülüyor, arzulu, şen şakrak böyle çok mutluydu. Çok sağ içinde keyif aldı. Yani Cenk gibi önemli bir karakterin yalnız futbolcu olarak değil, insan olarak da çok insan Cenk. Yani böyle bir oyuncunun böyle bir başarılı bir performans vermesi, özellikle Valer'in gittikten sonra, yani onu yok sayarak hareket etti sezon başından beri, Cenk adına çok önemli. Bu Beşiktaş adına da bence bir önemli bir kazanç. Cenk'in performansını her geçen gün arttırması. Tabii ki maç temposu, ritmi tam istenilen seviyede değil. Bunu da altını çizeyim. Hı hı. Yani tabii ki kalan iki maçta Dünya Kupası'na kadar Cenk elinden geleni yapacak. Ama esas Dünya Kupası arasından sonra Cenk'i bence farklı, daha iyi seviyelerde görebiliriz. Ben bir ekleme daha yapayım. Buyurun hocam. Türk oyuncu konusundan da bence Cenk'in ilk 11'de başlaması çok önemli. Hocanın da elini rahatlatıyor. Formda bir yani, forvet. Bazı şeylere mecbur kalmıyorsunuz mesela. İkinci yarı 6 Türk oyuncuyla oynadı Beşiktaş. Evet. İlk 11'de 4 oyuncu vardı. Eskiden o 3 demeklem aranıyordu. Devre arası 2 tane daha oyuncu oyuna soktu Şenol Hoca. Hem sol bek Umut bildiğimiz gibi hem de Tayfur Bingöl'ü, ikisi 6 oyuncuya geldi. Hem herkese gözdağı verdi oyunculara. Disiplin oynuyor. Kendi oyun taktiğinden ödüyor. Hem de Türk oyuncu kotasını arttırdı. Onlara güvendiğin de mesaj aynı zamanda. Hocam. Yani siz yalnız tercih için burada değilsiniz yani. Yani 3 tane oyuncu tercih için değil. Size güvendiğim için oynuyorsunuz. Yani 6 oyuncu ne demek? Yani %50'sinden fazlası, %60'a yakın ikinci yarı Türk oyuncu vardı sahada. Bu arada Tayyip Talha'yı da es geçmeyelim. Yine güzel bir gole imza attı. İlk golü de Röşata'yı da hatırlarsanız burada da bir voley diyebiliriz. Yani güzel bir gol, kabul ediyorum da ya vuruşun şiddetini acaba tabii şimdi göremiyoruz da akşam değerlendiririz. Kaleciden mi? Kaleci mi yedi? Yani kesinlikle Tayyip'in golüne bir şey demiyorum ama yani kaleci performansı Ümraniye'nin çok eksikti. Ben öyle gördüm. Konuşmanın başında da öyle söyledim. Yani suçlama anlamında söylemiyorum ama mesela Vegos'un attığı golde kaleyi terk etmesi çok netti yani. Cenk'in attığı kafa golde. Kafa golünde gerçi orada faul var mı yok mu o da tartışılır. Öne çıktı hocam üstünden şeyde kendi de bu. Kendi takım arkadaşı, hayır kendi takım arkadaşının oraya düşüyor. Evet Cenk vursa bile kalede kalması tabii gerek çıktı. Talha'nın golünde de tabii acaba o kadar sert bir vuruş var mı? Yani 3 tane gol saydım ben sana. Ama tabii 2 gol bir stoperin 2 gole katkıda bulunması. Direkt katkıda. Yeni geldiği takımda hocam. Kesin ama şeyde de bulunuyordu. Adana Demirspor'da da vardı. Hatta bir maçta 2 tane attı değil mi hocam? Bir vermediler bir de attı. Hatta bir de uzatma hatta geldi kulüpte bile bulunuyordu. Biliyorsun o Karabük Spor'dan aldı tabii. Adana Demirspor hocam. Orada bile kafa golleri duran toplardan yine var.